Bu resmin göründüğünden daha derin anlamları var. Amerikan bayrağı gibi görseller kendi başlarına zaten güçlü olduklarından hemen bazı duyguları tetikliyor. Eğer Amerika'daysanız bu çok sık gördüğünüz bir görsel. Amerikalı olmasanız bile aşina olduğunuz ve size bir şeyler ifade eden bir görüntü. Burada ise antikavari bir şekilde tekrar canlandırılmış İlk bakışta anlatılmak isteneni tamamen anlamak mümkün değil ama temel bir fikir edinmek mümkün. Bence bu resmin popülerliği son yıllarda bu yüzden bu kadar arttı. Amerika'da lise kitaplarının kapaklarına basıldı. Hatta bu resmin basıldığı tişörtler bile var. Aslında orada anlatılmak istenenden daha fazlasının olduğunun farkındayız. Sanatçı Jones da resmin bu şekilde algılandığını duymaktan mutlu olacaktır. Bence sanatçı resmin bakanlarda birçok değişik duygu uyandıran bir görsel olmasını amaçladı. Bize burada gösterilen yalnızca bir bayrak değil. Bayrağın salt bir yansıması da değil. Bu çok güçlü bir sembol. Özellikle de Amerika vatandaşları için. Ona bakan insanlarda belirli tecrübeleri ve bağlantıları uyandırıyor. Çok farklı insanlar için çok farklı anlamlar ifade edebilecek bir görsel. Aslında sanatçı bir nevi bize nötr bir alan veriyor. Hadi gelin yakından bakalım. Kağıt bir bayrağa bakmıyoruz ya da bayrağımız kumaş da değil. Hatta zamanında bazı eleştirmenler bunun bir resim mi yoksa bayrak mı olduğunu sorguladılar. Yani başka bir deyişle bu gerçek bir bayrak sayılır mı? Yoksa bir bayrağın temsili mi diye sordular. Ancak bayrak gibi sembolik bir görsel böyle bir konuyu gündeme getirebilir. Ve bence sanatçı biraz da bunu yapmaya çalışıyordu işte. Gelin biraz da resmin yüzeyine bakalım. Bu aslında duvardan birkaç santimetre önde duran bir obje. Ahşap çerçeve içinde duran bir tuval. Çerçeve aslında kutu gibi ama çok derin olmayan bir şekilde yapılmış. Yüzey çok katmanlı ve çok çalışılmış. Geleneksel yağlı boya ya da modern akrilik kullanılmamış. Bu ankostik denen bir antik Mısır boyama tekniği. Sanatçı bunu geri getirmiş. Tarihte bunu kullanan başka insanlar da olmuş elbet ama antik çağlardan geldiği kesin. Yarı saydam ve pütürlü bir yapısı var. Altındaki diğer balmumu ve gazete parçalarını görebiliyorsunuz. Biraz yırtılmışlar okunacak halde değiller bir devamlılıkları yok ama boya katmanı ve balmumu politik hayatımızın üzerine bir yığın gibi bırakılmış el yapımı ve bir sürü katmanı var bu çok güçlü bir fikir basılmış bir bayrak bir ülkenin temsili ve tarihinin biraz basitleştirilmiş bir göstergesidir bu resme baktığımızda evet bu bir Amerika Birleşik Devletleri bayrağı bu bayrakla resmi ilişkilendirebiliyorsunuz. Çünkü bunun bir derinliği var. Bu ülkenin bir tarihi dokusu var. Amerika'ya yakından dikkatle bakıyorsunuz. Basit bir fikir değil. Birçok katman var. Bence bu resim bunu çok iyi yapmış. Belki de bu yüzden modern sanata şüpheyle yaklaşan insanlar bile bu resmi seviyorlar. Resme bakınca içgüdüsel olarak tepki veriyorlar üstüne üstlük tepkileri buradaki anlatıma ve bağlantıya sadece renklere değil burada sanatçı sanatın nasıl olabileceğini gösterme fırsatından faydalanıyor sanat hala karışık şeyleri temsil edebilir diyor üstelik bunu detaylandırmayla ya da masa üzerindeki objelerle ve insan suratıyla değil de bir tür sembolik dil ile karmaşık Amerika tarihini anlatan bir dil ile yapıyor. Bu belki de bir bağlama ihtiyaç duymadan algılayabildiğimiz bir parça. Ama işin derinlerine inip bir bağlamda incelersek, Jasper Jones bir bayrağı alıp böyle bir şey yapan ilk sanatçılardandı. Bu pop art akımından daha önce yapılmış bir eser. Yani tuvali ve fırçayı hali hazırda görseli var olan bir objeye çevirme fikri inanılmaz. Nelerden vazgeçtiğini bir düşünün. Geleneksel olarak resimde değer verdiğimiz şeyler sanatçının renk seçimleri, kompozisyon. Bunlar zaten en başından beri var. Bunlarla oynanmamış. Bunlarla oynanamamış. Yine de bu esere bakıp ona tam olarak bayrak diyemeyiz aslında. Onun daha çok bayrağın bir temsili olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan çalışma alanının ne kadar kısıtlı olduğu çok bariz. Eğer 500 ila 800 sene öncesine gidecek olursak, sanatın Rönesans'a kadar hep temsil etmek üzerine kurulu olduğunu görebiliriz. Daha çok modern sanat ve fikirleri sınırları zorlamaya başlayan yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu kesinlikle modern sanatta sınırları zorlayan eserlerden biri. Belki de sadece ben öyle hissediyorum ancak eser duygusal olarak beni derinden etkiledi. Aynı zamanda estetik olarak da ABD bayrağı olması açısından güçlü hisler yaratması çok doğal. Ancak bir bayrağın bu şekilde yorumlanması benim üzerimde diğer modern sanat eserlerine bakarken daha önce hissetmediğim derin bir his ve düşüncelerden oluşan bir etki bıraktı.